الصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Rabbi Allah'ın şu derecelerde hamasını açıp koysak, hava kirişliği kadar yakışıklı işaret bulamadı. Eğer işlerden açıp koysak, kimisi kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Allah Teala lezzetli hamdü senalar olsun. Bana şu cihazı Allah Teala uzunluğa dayet edersiz bulan bize cemre şekil nasip kıldı. Ve Allah'ın kelamını okuşluk ki örgeçlik ki Allah Teala tavfik verdi. Kudüsüyle bize dünyada cemre geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de huzurda Firdevs cennette bile boşun üzerine çıksın. Amin. Bütün seferki sebebimizde sizlerle Nuh aleyhisselam'ın kıssasını yaklaşken bulduk. Nuh aleyhisselam kıssası da bana o kişinin kalbine kançalık şakaklık, kançalık sabırlık, kançalık rahmetlilikten gerekiyorduk. Nuh aleyhisselam özünün kavmine imansızlığından Allah Teala vahiy arkalı imanı istiyenden kendine davetsiz noktası. Öncece Anşı 950 yıl ömür görüyen olsa ümrün Anşı çocuk kısmını özünün kavmini davetlişlikçe ömrünle davetsiz farkıyan oldu. Fakat Allah Teala tamamen şu gündeki iman keltirgen ilerden başka hiç kim kavmizden iman keltirmiş de namazında ayet nazil bölgenden ki özüne kavmını dua edip kaldı. Nuh Aleyhisselam kısasını alabiyen kulaklarımızdan duruş ki Allah Teala yakıştırgen bandasını elbette bağış koymasacan. Peki elbette kendi halkı koymasacan. Yani insanlar düşünçesi dedi yakış hayat bu elbette tökün saçın farana hayat yaman hayat bu ana şu kolunu kıska buluşunca, rızkını sağda buluşunca nasıl eken? Allah Teala yaş görüyen bendesince Allah'a kadar iman da yenilmesi verirdi. Çünkü siz bilen biz, yani insanlar ürgeni koyan ölçü olsun ki Allah kalpiden beri yaş görüyen olsa zıvalasan çatakımızı koyar edeceğin düşüncemiz var. Eğer insanın hayatını, insanın kadrını zıvalasını ölçüleceğin olsa Allah'ta umuman asil buluyen, belki kafir buluyen, Allah'ta şirk getirecek adamlarda dünyaya hayatı müminler dediğinden bazı yolunda köp bölgeliğini, arzal bölgeliğini kör yapmış. Yani insanın kadri o dünya matasıdır alışanmasakken. İnsanın hayatı, insanın kadri Allah Teala tamamen koyan ibadete takvası bile, imanı bile ölçenlerdi. İnşallah bu yolda oturganlar da hamadın nakıdalar. Çünkü Allah Teala la ilahe illallah denen kelimeni verdi ve bana şu kelime asası yaşayışlıkta üzüldü verdi. Buradalar kadri yeterli buna sana. Çünkü kavmeri seneken 950 yıl peygamber içinde bulturup, koşunuzu 900 yıl peygamber bulturup, atası 900 yıl peygamber bulturup, La ilahe illallah denen kelimeni hatta farzantı gebeğime geneken. Yani biz de nimette kadrını Allah Teala şöyle bir dala kıldı. Allah Teala merhamet kıladı. Ve itte azana rabbukum le in şekertum le azidennekum. Eğer min sizlerce vergen nimetimi şükürüne ada kısıyla, ben nimetimi ziyade kıveremem. Devamında Estağfirullah ve le in kefertum inne azab ile şedid. Eğer şu nimetlerimi şükürüne ada okumasıyla, beni azabım kattır bulurdu merhametiyle. Allah Teala şakir bandalardan kısın. Bana birinci kısa, inşallah bana Nuh Aleyhisselam'dan şeyi yaşadıkken, Hud Aleyhisselam'da kısası buladı. Hud Aleyhisselam. Allah Teala yeryüzüne su bulan gark yandan keyin kemada Nuh Aleyhisselam bulan kagenler ne bile yeryüzüde devamı yaşattı. Ve artık yani şu kemada en az rivayetlerde önce adam İbrahim Nuh Aleyhisselam yuman keltirdi. Köpü de Hasan adam değildi. Kaysınızı doğru bulan hali bulan Allah Teala fakat kemada çıkanlardan Nuh Aleyhisselam'ın zürriyatını köpüye işlediğini irada kaldı. Allah Teala Kur'an'da merhamet kıldı. Ve cealna zürriyetahum humul bakin. Ve cealna zürriyetahum humul bakin. Biz onun, yani şu Nuh'un zürriyatını bakilerden kıldık. Şunun için insaniyette ikinci atası Nuh Aleyhisselam'dı bakilerden. Nuh Aleyhisselam'da bana üç doğulu boyan dedik. Sam, Ham ve Yafiş. Bana bu kança kısımla ilgilerinde Araplar ve Banu Israel'in Sam zürriyatıdan bu hakeza. Bana ana şu sonlu Nuh Aleyhisselam'ın üçte farzlarından bittesi bugün sonlu zürriyatı da Hud Aleyhisselam bana dünyaya geldi. Hud Aleyhisselam'ın bir şacarası bir hal edeceğim desek Hud'un içi böyle de
Худ, ибн Абдуллах, ибн Раба, ибн Аль-Джару, ибн Аль-Ард, ибн Аус, ибн Иран, ибн Сам, ибн Нух. Yani Nuh Aleyhisselam, Худ Aleyhisselam'ın 7. babası var ya. Yani bu insanlar bana şu, müminler 800-700 ile yaşayanı kopyaladığım olsa ki ortada Allah kança vakti etken bulardı. Bana Nuh Aleyhisselam'da kavmi, Ad kavmidir, bana Kur'an'da zikir kılındı. Ad kavmi, bana yukarıda Hazreti Yakaladığım olsa, Cahil ibn Ad, ibn Ad, ibn İram. Худ Aleyhisselam'da kavmi Ad kavmiyen deyilerdi ve İram'an deyilerdi. İram'a zâtil aymâd dedi Allah Ta'ala. Ad kavmi, Ahkaf dediğin cari yaşayan. Çünkü Kur'an'da ana şimdi bir Sûre-i Kerîmân'ın namı Ahkaf dediğin anlanan. Ahkaf dediğin sözü manası kumdan ibaret tepeli, yani kum tepeli dediğin manada. Bu Ad kavmi yaşayan, Mekke'nin tutken cari, Hazreti Kündel'de Yaman'da Amman ve Hazaramlar oralara bölge dengizge tutuşken cari. Yani şıkır dediğin anlanan. Estağfirullah. وَذْكُرْ أَخَى عَادٍ اِذْ اَنْزَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَابِ Şu Kur'an'da Ad kavmini, biraderini üfleyeler, elbette özünü kavmini ana şu ahkafta ogahlandırganidir. Ad kavmi. Estağfirullah. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ تَعَالَ رَبُّكَ بِعَادٍ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ أَلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ deydi Allah Ta'ala. Yani ulardır kavm katil yaralmadı deydi. Tarihte yaşayırken kavmiyatçıda Ad kavmiyatçıda okşayanını Allah böyle katil yaratmadıydı beytada. İlerde nümeti başkalarına okşayacaktı. Nümeti bilen bu başkalarına okşayamadı. Ad kavmiyatçı ilk kuruşluğunda sanatta mühayette mahir buluşken. İlerde özü yaşayırken cüyaları, çadırlarıdır. Denizli böyle yaşayanlık için çadırda yaşayacaktır. Lakin kuvvet köprüden, pundu köprüden, becerçiliği köprüden tağlarda suya katiller kuruşarıdır. Yani özü sahilde boyunca yaşasını karamazsa, bu insanda kumyanlı tepkenliği, haddiden aşkenliği bir işare. Yani bazı bu adı yok. Bu, tehlisinin sığını yakalırken beni söylemez. Ya gafirirken, gafirirken, ya ki basırken kadarmadan, haddiden aşkenliği yükünlerdi. Bu, ana şu, hani ki, temizliğini koyu kötülebiliriz mi? Bu, kavm ana şu temizliğini kötülemeye koyacağım. Acaba, yani, sabdara akabat ediyorum bu şey. Ad kavmi sanatta, ana şu işler çıkarışlığıyla, uykuluşlığıyla tarakkat gelişken kavmidir. Hatta ki Ad kavmini yetken derecesine bazı bir rivayetlerde, bana mübarek indirdikler bu, köçelerde yığışları bittesi kümüş, bittesi altın bugün de yani rivayetlerim var iken. Vallahi hala. Yani Hazreti Kündel geç 2 metrede pasada bulunan adamlarda kışını tahmin alakalı edilmiş. Yani şu bir 50 metre ya da 60 metre boyunca adamda kışına tasavvuf alıyordu, şunu altından buluşuyordu ve bütün mahallenin kışı kümüş ya da altından boyunca farak kılıyordu. Allah Ta'ala cennet-i nimetlerde Ad kavmiye inan kıladı. Lakin Ad kavmi şükür kılışıydı mı da Allah'ı asılı kıladı. Şahır köçelerine hatta kim buyan? Alleti lem yuhlak misluha fil bilad diyordu Allah Ta'ala. Yani ülkelerde içinde, halklarda içinde bunun da katılmama gelmedi. Ad kavmi Araplar idi. Ad kavmi Arap bo'lgan. Va Hud aleyhisselam degan millati Arap bo'lgan. Arap tilida gapirishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana sahih hadislarda Abu Zar rivoyatiga aytadi: "Minkum arba min al-Arab. Hud va Salih va Shu'ayb va nabiyyuka ya Abu Zar." Payg'ambarlardan to'rttasi Arap bo'lgan deydilar. Ya'ni biz bilamiz, payg'ambarlar Arablardan faqat bitta payg'ambar chiqqan deb bilamiz, shundaymi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu hadisni sahih hadis Kötte paygambar Arap bo'lgan deydi. Hud, Salih, Shu'ayb ve sizi paygambarız iyi Abu Zar dedi. Bana şu örgüde özellikle bir analitik koşumuz gerekiyor. İsmail Aleyhisselam bana paygambarımızı otası kısaplanabilen olsa, babalardan kısaplanabilen olsa Arap bo'lganlar. Kenani bo'lgan. Lekin kayıda paygambarımız Arap bo'lgan. İsmail Aleyhisselam geçe yaşayan Araplarda Arap Arida deyildi. Yani başka halklarla aralaşmayan taze Araplar. İsmail Aleyhisselam'dan kim yaradır? Arap Musta'arı'da deyiler. Yani başka halklarla aralaşan Araplar deyiler. Yani İsmail Aleyhisselam'da otası İbrahim Aleyhisselam Hacer ana bilen gönüllü tarzıda Mekke'ye taşıp getirdi. İlk tarzıda bana Mekke'de işin nasıl bulunuyordu? Tarihte yaşı bulanmış.
Kabatullah'ın bir de teşekkür ederdi. Ve zemzem suyunu Allah Teala Hacer anada mükaf hakkı verirdi. Yani işlesin, İbrahim Aleyhisselam Hacer ananı, anası elbirliği balası bile teşekkür ederken de Subhanallah, İbrahim Aleyhisselam'da hayatı baştan ahir geçiyor İbrahim. Bekarlı Abul Anbiyamaz. Peygamberlerin derecesi bile bilengendi, Muhammed Aleyhisselam'dan kendi oranda gelen kişi, bu İbrahim Aleyhisselam olardı. İbrahim Aleyhisselam'da Allah Teala hakkı imtihan bile sınadı. Özünü kurban kıldırlarında, uçturduklarında hakkını Allah da tırıldı. Ayrıca kurban kıldırlarında, şekilcanda körülen İsmail Aleyhisselam'da, Mekke'ye varıp taşıdığında Lerbe'de cevap verdi. Kaysan beş şekilcanda körülen babasına. O üçte kızdan kendisi oğul, evde tört oğulundan kendisi kızlar. Ana şu oğlanı sor dediğinde yani Lerbe'de cevap verdi. Ve İbrahim Allah'ı vasta dedi Allah Teala. Bu vefatının İbrahim'i dedi. Allah kanakı imtihanı verdiğinde İbrahim Aleyhisselam Lerbe'de cevap verdi. İnne hâze lehuvel belâ'il mubîn bil ahir imtihanına. Bizi başımızda her gün imtihan kese, başımızda bir belâ çok kaldı, kinçilik et kaldı ettirip, özümüzde imtihanımız bile çakta musibetler birbiriyle de öyle edilir. Lekin İbrahim Aleyhisselam'da oğlunun sonradan gelen büyüğünü Allah talep yaptı. Bu açık belâ'yı dedip Allah'a yapan belâ'yı. Lekin şu imtihanlara bakken. Anası oğlunu Mekke'de teşekkür ettiğinde anası bile, bana zancan sonra Allah Allah'ın mükafat kıdırdı. İzledim, İbrahim Aleyhisselam oğlunu hatını bilen teşekkür ederken de Hazar ona arkasına atılandı. İbrahim teşekkür edersin misin diye dedi. İran'ın peygamberliğinin yakışıklar dedi. İnne matni İbrahim Aleyhisselam kete oldu. Teşekkür edersin iki metre sonra da üçüncü metre sonra geldi. Ya Allah'ın büyürüğü mü bu? Hazar ona şimdi sonra geldi. İbrahim Halilullah ha Allah'ın büyürüğü dedi. Şu oranda Hazar ona ilgi verilen, ibrad verilen sözler dedi. Onda biz kaldık dedi. İzen lan yüzer yani Allah. Allah bizi zayi kılıyor şimdi şarkı taç gider. Peygamber de bunu ayarlan şu yıllı ayar. Mükafat kralı Allah kıldı, zamzam sonu dedi. Ama şu zamzam sonu oturken de bana İbrahim İsmail Aleyhisselam'da Araplarca anlaşıldığın tarihi Araplarca asıl vatanı Yaman kısablanadı. Yaman. Yaman'da hiç katta su çoğanı buzuluk etti. Su yok bu koyanı bir sebebi bir kança Arap kabileleri Arap cezirası olarak su kıdırı yürüdü. Hoca bana İsmail Aleyhisselam bile elini bulabilen yani şu Mekke'de zamzamlı su üstü oturken tarihte Cürhum, Arap kabilelerden Cürhum kabilesi kelip Hoca bana'dan izin sonra bana şu cezden Mekke şehri darfa buladı. Bana Arap kabileleri İsmail Aleyhisselam'a kadar bana Arap kavmi, Samud, Cürhum, Umay, Madiyan, Kahtan kabileler. Bunlar aralaşmadan, ağrıda bulan Araplar. Yani Araplardan peygamber bulan eken. Bu sahih hadiste gelirler. İsmail Aleyhisselam bana şu Cürhum kabilesinden uyulandı. Şuraya aralaştı. Araplarda en fasakatli sözlü edilen kişiyi eğlendi. Allah da Allah sözlendi. Muhammed Aleyhisselam'da bana şu kelamdaki sözlüdeki fasakatı İsmail Aleyhisselam'dan sablanır. Demek, Hud Aleyhisselam'ın milletini neyken? Arap boyun eken. Minhum arda minel Arap. Hud ve Salih ve Şuayb ve Nebiyyüke ya Abazer. Onlardan toplası Arap boyun peygamberlerden. Hud, Salih, Şuayb. Şuayb Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'da hanete boyun. Onu yerine yapacağımız bilmem inşallah. Toplamdan sonra insanlar bana Kemana toplayan cihazı, Türkiye'nin şimali, Çivar Canı'da da Şantaman'da köpeğiydi. Şu cihazdan Arap Cezirası ya Paraksın ya Rabaşa Cöle geldi. Ad kavmi, ad kavmi. Cezirenin canı bir niyetti. Hani şu cihazda doğru yaşayacak. Adamlarda hamması, Hud Aleyhisselam'da zamanı geçe, Tavkut'ta buluşuyor. Bana, İbrahim Hud Aleyhisselam'da, Nuh Aleyhisselam'da abarabiyen bir tek şeceresine. İbn Abdillah, İbn Rabah, İbn Carud, İbn Ad, İbn As, İbn İran, İbn Sam, İbn Nuh. Yani 7'de 8'de avat anlaşı yaptı. Ortaçı 500 yıldan dönemden törünün yüge var adı. Törünün yüge adamlar ne kadar olacak? Tafikte olacak. Allah da Allah peygamberleri kaçan yüge olacak. Zina yüge olacak. Arap kötü olacak. Arap kötü olacak. Sırf kötü olacak yüge olacak. Çünkü bu günahlar günah kabiri şubhasız. Lakin Allah haklasa keçirebilen günah. Keçirebilen günah.
bu adamın beynamaz buluşuyla ağır günah. Bu adamın haram tecavüye kılırken de ağır günah. Neyse şirkme. İnnallâhe la yagfira yuşrake bihi ve yagfira ma duna zâlike limen yaşa. Allah şirkten başka günahtı haklayan bandası için kekiredi de merhametleri Kur'an'da. Zamanında düşünülen şeytan diyen la'in Allah'tan ilmesindeki hata yanıdı. Yana bakmak yapıldı. Ana Nuh Hasan İslam'da kıssası da etti. Şeytan kanakılıp Müslümanların hayatını şirk topkirdi. Zırdan yaptığında bana bu bilgi ibadet kılınlar dediğini yok. Ne bakıldı? Ana şu adını yiyen 5'li kişi, sağlı kişi. İsmini İslam çıkarmasını düşün dedi. وَلَا تَذَرُنَّ عَلِحَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَرْدًا وَلَا سُوَعًا وَلَا يَغُوْسَ وَيَغُقُ وَنَصُرًا. Şu 5'li adam sağlık adamlarıdır. Kelime şu adamlarıdır. İslam çıkarması için şu adamlar okur, nasihat kıyan cahilerde şunlarda namurlar namak olamaz dedi. Size çırağı su buna Türkiye'ye yaptı. Vazdı dedi taşı, yavuzdu daraktı, ekip olsam yavuzdu dönmeyi getirip, ama şu 5'li adamda namurlar, 5'li adamda namurlar. Şeytan sekin sekin diye bir sürü bunu bir tane yemez. Çünkü bu Allah sana yetken kanunca tabiyeti verdi seken bir tane bir tane de bu zamanda bu var için. Sekin sekin bu olarak. Hatta şeytan bu işi sekin sekin kıyacak. Ama şu beş kişinin kimliğini bilgen kanun kriyeti ibadet kılışma bu olarak. Ama şu cihazı sayılıp yüz işte ulanı yapmaya yetkileştir. Şimdi ana şu beş kişinin tanıgen kanun ölüp geçenden kendi giyen kanun İlimden bir hava kaldı, keyin şeytan kirip girdi. Bırakılar mı? Ata babalarıyla bir de nemece sayır kılı, nemece koy soyu, nemece toplar dışarıdı. Ulan bana şu taşı yöke, darakçı yöke, dömürke sızınardı dedi. Kulasalıyla buradalı. Şeytan buzuşluğunda sekin sekin, sekin sekin gidiyor. Hadis-i Aziz, ümmehâ da dîle matîn, kâvgul kinki beyin. Bu değil dedi Resulullah Sallallahu Aleyhi Sahih hadis. Müstahsen ağır değil. Sekinliği bilen Türkiye'liler bunca değildir. İnnen min batta ma arzan kata ve la zahran abuha. Zira attı senin siz şaptır etken çavanda ol. Tezra ayet ediyordu. Ma manzili yetedi. Ma attı yıkaladı. Müslümançilik asla sekin. Eskilerimiz o ayet hadisten havarip olmadığı anda olsa bana şu ayet hadisten olmadığı kulak olarak düşünmeyeneken şekliyle üçüncü asrı sekinde koyuşuyeneken. Bizi onunla hazır iki tane asrı uygulayan vaktiyle katteleri yardım almaya koyuyanmış yaşlar. Nuh aleyhisselamdan ki butlarca ibadet kıyan bana şu kavm adı kavmı oldu. Allah sonra bu ağır kavmiye ana şunçalik bir tarakkiyattan taşkarı ülken cisimlerdi bir yanıda. Boyları uzun boyan, bedenleri ok boyan, bakuat boyan. Biz ağır kavmi hakkında yaptığımızda biz Adam Aleyhisselam'ı esleşmemiz gerek. Boyu kanında kıydı. Mevame zelal halkı yankusu muzulgat dedi Resulullah. Ana şu Adam Aleyhisselam boyunu 60 metre yaratıldı mı? Ana şu günden başlattı Resulullah. İnsaniyet kişiye boradı dedi. Bari 20 metre kişiye gelmeyen 40 metreli adam böyle yapıyorlar. Cismi yemekler verip koyardık. Bu adamın bile gidişini şimdi köpeğe kuvvet payda yaparsa özünü tutamaya kalı yaptı. Şunteki de tutursan bu pasa özünü bilmeye kalı yaptı. Bana bu kağımda havadan havar oluyorduk. Bizden ne 2 metre boyu daha darak olacağım. Bizden dünyası kança köp olacağım. Lakin Allah'ta gördüğüm nimeti bir şükür kılacağım da akıbata nimet olacağını yeni görüşürüz gerek. Şimdi nasıl sözler olacak? Ali yes, sokak yanlar olsa oturak oturalı, sabah maka hava yapıyor kadar yaptı. Subhanallah, bu insanın tabiatını görün ki, bazarda, güzelde oturuyorlarmış. Az yine sabır kılıyorlar, çünkü Allah yolunda oturup biz inşallah. Allah Teala Kur'an'da Ad kavmini Hud aleyhisselam ayahlandırgenliğini zikir kıladı. Estağfirullah. وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصَّةً وَذْكُرُوا آلَاءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hud aleyhisselam özünü kavmide eterdi. İsmiyeler Allah kılardı Ad kavmini. Nuh kavmiden keyin, Nuh'dan keyin yedisi hükümran kıyanıdı.
vasilatı cismilerde katta kıyanıdır, vasilatı bakuva kıyanıdır. Allah'ın nimetlerine İslamistlerine şayet necat atsaylar, şayet aman atsaylar. Az kavmi ana şu davirdeki adamlarda üstten hükümran kavim boyan. Onlarda karakteriyatın yetkenliğini Allah Teala bana kul aleyhissalatını bile tasvirleydi. اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْءٍ آيَةً تَعْبَصُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِيَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ Her bitti demlikçe, her bitti belak cevge becerçiliğinden bir ayet kaldırarak lan. Yani kurarak lan içeri bana gelirlerdi. Ya masanilerde arasılar, kuttu ölmeyi diyen daha. Masanil diyen de bu işler çıkarış, farhanası devam, şunluyen tasvir kılın yeneken ve fandan devam tasvir kılın yeneken, tarifle yeneken diyor. Abu Darda radıyallahu anh'a hizke vali vokti gende bana şu nasihat kıladı da. Üyeliyizler mi dedi. İlim köterlik ketiyatı okamışlar dedi. Bu sahabeler Abu Darda da şu nasihat kılıyattı. Sılardan burundular, sılardan köprak toplu genedi. Sılardan köprak lansana arzu kılış genedi. Sılardan köprak kur genedi. Eken arzuları gurur yeylendi. Toplacanları ziyan yeylendi. Kur genelileri özellikle kabir yeylendi. Hakiki davlatta ulamalar üç köy bölerek, üçte davlat vardır eken, boyluk. Rahmini boyluk gereği bulabiliyem olsa. Hayattaki boyluk eken, ölümaldaki boyluk eken ve kıyamattaki boyluk eken. Bana bu kavmi etkenliğe kanka mühür etkenliğe Allah buladı. Lekin biz Allah Kur'an'da zikir kıyarlık için nesi yaptır? Eğer Allah zikir kımarken de bulardı boyluğunu bana bilmezse diye. O kulübüne, o kulübüne, o boyluğuna burayı sana yapıyor. Hayatta bir bağlı ulamalar yapardı. Allah'ın taatını yaşayan adam hakiki bir bağlı adamdı. Onun tanrısı, ölüyorken dedi böyle bu, La ilahe illallah ile ulaşıldı. Ve bana şu kelamenin tanrısı, kıyamatta namaya amalını on kolda alışıldı. Allah'ın şu günah kıyam olsun. Ve izâ bataştım cebbârim. Bırak kavim bulandır, uluş alı barışsa. Ya ki bırak kavim ise bir özünde bir hükmünü güzelden olsa, ularga rahim şafak kılışmasıdır. Çünkü ularga bak gelince kavim gözü yok bir yüzüde. Şuna da zorlan haklar boyan eken tarihte. Zorlan haklar boyan eken. Yani hazırlar eken. Ularga akadatın boyan gibi görevdir. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيَعُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعَمَلَنُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ Kul Aleyhisselam kavmini yalan yaptı. Ve kavm, sizler Allah'tan korkup itaat kılıyorlar. Sizler de körüktürken nesnelerden kuvvetlendirken Allah'tan takıva kılıyorlar. Mürebilen kuvvetlendirken de. Mürebiler bilen, sercanlar bilen, boğaralar bilen, bulaklar bilen. Çünkü sen ayet Allah'a şükür kılıç var mı değil de. Her bir de peygamber çoban yok yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de peygamber demeden meğer çoban yok yani. Hikmet şuken ki koy bakan adamda o var. Onun için canavardan bana koyan adamda rakın şafkat diyen sıfat kaydelenir iken. Koyunca şayangarı tüketmişsiniz. Peygamber kıymetini taşak etmişsiniz. Rakın şafkatı bu adam hayvan bakalıydı. Peygamberler de çoban bu işin hikmeti bir bulamadı. Ama şu mahluk olanda kimse rahim şafak kılıçlığı kıyıyor bu peygamberler. Üçüncü günümüzde bir ortada bir canavarda buluşunca ballarımızda da rahim şafak dediğin sıfatlı terbiye kılıçlığımızda köyler işaretine vasıtık sorulanadır. Mühimler, tarakkı yaptı başka sebeplerler gibi bir yanıda. Su, bağlı, sardanlar, malumluk, küçük kuvvet, cisim, çorhanalar. Yani bir insan babası oluşu mümkün olacak, bir halk ege oluşu mümkün olacak, hemen nimet veriyorum zaten. Ben şu anca nimette şükürüne ada kılıçlıydı onun için, bu kavm Allah'a hamd etmedi. Bizde belirgen nasa, şu belirgen nasanı inan kılacak zaten pusuk olmasını gerek. Şuna da düşünüşünüz gerek. Dadamız valakatta veriyordu, valakatını anlattı, dadamızın da okumaya koyduk. Ne kadar dadamız? Tatlı olalım mı? Hak bulalım tatlı olalım da, bizde verilen nimet, şu nimeti verilen zaten tost değilse olsa, bu bizi ziyanımızda verilen nimet oldu. Az bulup, yetkenlerse, köp bulup, mahluk koyanlarsa da arzal değiller.
Çok doğru, Allah'tan tosuk olan dağlardan göre Allah'a bulunan yedir, Allah'ın üstlerinden afzalıdır. Bir insanda hayatta bir kamçılığı buluşuydu, bu bandanın kamçılığına, minusuna, minusu. Sabah şu kamçılığı için ne soruyorsunuz? Katalik olsa Allah'a olsun mu kesiyorum, mükemmel geldi. Hayır, kişilerçilik olsa Allah'a olsun mu? Şimdi katalan olmadı. Kamçılığı için de olmasa, Allah bu işlikte hazır buluyordu da nazar edilir, Allah'a. Demek, ancak ki hayattan şikayet kılmaktan, mühürlemekten yaşayışlarının ölüleri öyle bir adamlar. Rasulullah Aleyhisselam'a bir adam geldi, ya Rasulullah, dua kılayım, yalan adamla görüşüp yaşayayım, yalan cisse, yaka bakarıp bol bol yaşayayım, Rasulullah ne dedi? Senin şu kambakal bol yaşayacağını yaksın seni dedi. Çünkü devletlerde kazanmaması mümkün. Ya Rasulullah dua kılayım, dua kılayım. Ne oldu? Rasulullah'ın duası icabat edildi. Koy köpeyip gitti. Ne oldu? Şahane hizmet etti. Barakat bu Rasulullah'ın duası. Ne oldu? Zakatçı Rasulullah adam yönetken de zakat diyen birine koydu. Kötü rahmet oldu. Şu adam da kendi ağırlığı yaşı mıydı? Peki bu ayetlikten yaşı oldu mu? Hatta Rasulullah sayısından keyin Hazreti Abu Bakr'ın ölümlerleri Rasulullah anayken zakatı omuzdur, zakatını attığından devam eden. Sonra kan ölçü adam. Hazır. Kaç koyuları. Ya sabır kılın, vazifleri yaşayacağını dedi, aramam kanı. İbrat alıyorduk. İbrat alıyorduk. Demek insanda kaysa hayatı, halatı yakışır. Hem de bu zor bölgen yakışır, ya ki kemçilgi bölgen yakışır dediğin sağ olmasa cevap şuna kalırken ki, Allah ne yapacakken bu da? Sizce, sen bağlayın. Sen bağlayacağınız yakışır. Yok, eğer sizi koymuruz bir davran bölüşürüz Allah'a da istersen, kambakanlığı olmadan tosuk olsun için bu arı yaş. Hadis kılışı da geledi. Bandaların bazıydı Allah. Soğuktan üflüyordu, çataktan üflüyordu. Olmazsa, bandaların da soğuktan, boğuktan ne üflüyordu, kambakanlıktan üflüyordu. Ve attı. Biz bırakmıyız, ama şu tek zamanda katılmışsınız. Ve bu dükkana sana bir ana bilelim ki, Allah'a da istersen, şükürümüzde. Beş sahanı zorbatlı kılıp kız mı? Haramlar gibi yaptı mı? Benim en işlerine hayal edersen? Peki? Şu için nimette ular Allah'a şükür açtığında asıl buluştu. Ne yapıyoruz o? Otamız bana sapsı tosu koyardı yapıyoruz o. Estağfirullah billah fa amma adun fastakbaru fil ardi bi ghayri al haqq wa qalu man ashadda minna quwwa ashadda minna quwwa shu darajada yetki ularning peshanasiga biroq chiqolmay qoldi ularga ro'parasida baxtlanmay qoldi dunyoni shunga ko'payib ketdiki qusirib ketishi aytki kim bizdan quvvat ko'proq edi Alloh taolodan bu nima bo'ldi bu Alloh taolaga chaqiruvmi bu Kimi kuvveti rüzgüden göre köprü aldı işte. Hani anakı var ama, manakı var ama dünyada ne var o? O yüzden bitti, bu kutlan suyu Allah duyması bizim camiysen. Okula gelinden ki uygulamayacağın Allah duyması. Sen şu kadar zayıf bandasan, peki? Dava kılasan. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَبَّ مِنْهُمْ قُوَّةً Allah cevap veriyor. Ahir ulazı yoldan bakacağım Allah ulazdan kuvvet veriyorlarını bilmiydim ulan. Her bitti adamda o kut ilimdar olsun, hak o boy olsun, hak o palvan olsun, amaldar olsun, ondan göre baratıra bir zor varlığı esten çıkıpsa ile tuğyan geçerken. Elbette ne buluş gereken, patalon buluş gereken üstüde. Üstüde özüden göre unalar bir zapt görüş gereken insan. Hatta ile çatıya çalıyorlandı, o köyde ile de ayağı yedin zülkesi koladı. Firavun ve Firavun'u kıyam, özünü kavmak sallanabilir adamlar. Çünkü ne mi dese kod diyeceğim oğlan, ne mi dese kod diyeceğim oğlan, ne mi dese kod diyeceğim oğlan, ana rabbukumul a'la, neyfilerde âli hudayilerden, ilahilerden de vardı. Çünkü bir akamız, boyra, bir otamız, haddeden aşık tuğuyen yüksekken bulsa, ana şu farzanları, ülkeleri makale etken bulalım önce, Koca da yataşırken burada, kandırırken.
Ad, Allah'ki kafir bugünden ki, Allah'ki de aleyhisselam yubardı. Ve nimet ziyade bugünden de kan kafir bulurdu. Allah Teala Kur'an'da bana merhamet kıladı. Estağfirullah. Ve ila adin ahâhum huda. Kâle ya kavmi abudullâhe mâ lekum min ilâhin gayruh. Ad kavmiye özünü biraları hudu yubardik. O ayette, ey kan, Allah'ki ibadetliler, sizler için ondan başka ilah yok. Afela tettekûn. Korkmuşsunlar mı Allah'tan? Ve kâle melâhu lezîne keferu min kavmişi inna lemerâke fî sefâheti ve inna lemazunnuke minel kezibîn. Kavmdi melâları, yani kavmi soğuları, kavmi kutuatı zuvalat sattı zilgenleri, melâları açtı ki, biz seni ahmak olumluyum kör yapmış. Biz seni ahmak olumluyumuz. Ve seni kezzaplardan da cuman kılamış. Hud aleyhisselam cevap verdiler ki, kâle ya kavm, leyse bi sefâhe. وَلَكِنِّي رَسُولُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ E kavm, ben ahma olmazlan. Ben sizlere Allah'a yuvarlayan peygamberim ben. اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ وَاَنَ لَكُمْ نَاسِهُمْ اَمِينَ Parvazıgârım ve Resulatın yetkisi koyup daha hala olsunlar ya. Ve ben sizlere işansını nasihat kılıçım ben. اَوَعَجِبْتُمْ اَنْجَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ مِنْ يُنْزِرَكُمْ Ülkeleri kişilerden bir adamdı. Sizlere ocaklantışı için Allah'ın yuvarlayanı giden acaba nasıllar mı? وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً İslamistlerine Nuh kavmiden ki İslam yeryüzüye hükümran kılmadı mı? Ve cismilerde bir ülken kılmadı mı? Allah'ın nimetlerini isteyler, şayet nazar sapsıyla. Allah ile ki belge nimetlerini isletirken kavm, asiliyle devam et olur. وَيَا عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ إِقَامْ بُقْلِيكَ شِنْشِ سَلَدَ مُكَافَأَةَ سَرِيكَنَ مِنْ مُكَافَأَةٍ مِنْ يَوْدَان بَرْقِيَر رَبِّ الْعَالَمِينَ زُلْمَتِهِ آخِر آخِر يُزْمِي سِلَارْنَا يَعْنِي مَنْ بُغَابِرِغَن گَپِنْدَا مَنْگَ فَايْدَا بُلْسَا سِلَادَن حَق سُورَمَاس مِدِن Mükafatta Allah'tan kütüketten ki, halifle kütüketi dedi. Devamı yapılak salamış. وَيَقَى مُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلَى قُوَّتِكُمْ هَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ صدق Allah العظيم. Ey kavm, sizler Allah'ta istiğfar ayıp, sonra ince tövbe kılıyorlar da, üstlerinde yanlarını bulup tücemetadı ve kuvvetlerce kuvvet koşadı. Şüphesi getirir böylelik. Biz kuvvetli avukattan isteyemiz. Biz kuvvetli dağrıdan isteyemiz. Biz kuvvetli uykudan isteyemiz. Şimdi öyle mi? Biz için kuvvetli başka manası yok. Yedi çizgen de ölmüş talimiz. Çünkü köprayı yakışır işleyse. Köprayı bakıvar burası. Allah Teala ümmeti yaptı kuvvetli manası kaderliğine. Takva kılınlar, kuvvetliler de makaladı. Eskileri köterken ketmanı köter işlemi ölüyordur. Çünkü onlar takva kılınırken, sabah rızkı başa bulunmuşu bağırılmazken, Allah'tan korku yaşayınırken, eskileri yok da babalarımışa. Allah'ın gelinen kendine razı görmüyor. Buraya da dağın adına da ayetten şikayet kılıp. İbadatı peşin arkada, yani şöyle bir yıldır katta sıkıcağın, dağdan yuvarla sıkıcağın, ne de koyardı? Rozada bir yegan işlemesi yok, ketmanı Arabi Suudi'ni de yaptır, ağzını açıp koyup kete oryan mıydı? Akılın bağı kılıydı. Biz de akılımız bağı kılıydı. Allah da yaptı, ona mülege takı var boyan mıydı? Ne mesafatı da yaptı? Hazırcı yaşlılar, avalgiler de kalmaz. Hazırcılar zayıf, avalgiler. Özü insanı çiçek etmiş hakikaten. Yani Allah'ta uzaylaştığına kadar mı uzaylaştığına kuvvetli? Ali radıyallahu anh'u yani şu kasırdı kalkan ümmetin davranı sığırıp kalkan kuva gönderse hayran olmasını kereyken. Çünkü dedi hayat takva buluyor da. Bana şu yorumda bana takva da yapıp takva da ulamada birkaç yıldır tarif yazıyor işlem de şuna bittersin körüp çıkarmış inşallah. İmam Fakih Ramahullah dedi Allah'tan korkunçlanmadığınızı, takva kılıçlanmadığınızı yedi alamatı var diye. Dikkat edin. Şu yedi alamatı yoksa bir insan Allah'tan korkunçlanmadığı,
unda taqvo borligining bir alomati ekan. Birinchisi, insonda tilida bilinadi taqvo. Tilini chizdan, g'ibatdan, oshiq so'zlardan tiyayotgan bo'lsa, tilini Allohning zikri bilan avvora qilayotgan bo'lsa, taqvoning 7-dan biri bo'lyapti bu. Tilni tiygan bo'lsa. Ikkinchisi, qorni saqlagan bo'lsa, harom narsadan. U taqvoda 7-dan yana bir qismi bo'lyapti. Gapirgan gapingizni o'ylab gapirayotgan bo'lsangiz, yeyotgan narsangizdan tiyayotgan bo'lsangiz, uchinchisi, ko'zingizni Allohga harom qilgan narsadan tiyayotgan bo'lsangiz. Bu taqvodan ikkidan biri bo'lyapti. To'rtinchisi, qo'lini ishini Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, haromga uzatmasdan halolga uzatayotgan bo'lsa, ehtimol bo'lib o'tirganlarda 7 o'yin bordir. Shu yerda gumon qilamiz. Ehtimol ba'zisi bor, ba'zisi yo'q. Agar yo'q bo'lsa, harakat qilib bor qilish ekan. Namoz o'qigandan keyin tiling og'zini o'ylanib qoladi qilib qilish gaplardan. Ya'ni Alloh taolosi bergan mehribon deb hisoblanadi. Anchinchalarni o'ylab qolmaysiz. Tijoratingizda yolg'on gapirgan yetib bo'lib qoldingiz. Majbur etib qo'yasiz o'zingizni. Bu ham bir yaxshi yo'l emas. Yo'q, namoz o'qiganingizdan keyin ham qo'lingizdan, tilingizdan, quloqingizdan bardoy deb ketayotgan bo'lsa, kechirib qo'yasiz. Bu taqvo degani har bitta azob o'zining o'rni bo'lyapti, taqvo qiladigan. Beshinchisi, oyog'ini ishida Allohdan qo'rqishlik kerak. Harom bo'lgan joyga bu oyoq nima qilsin kerak? Bilmaslik kerak. Asabiyla ayyama naqtima ala afwahihim va tukallimna bi'aqwajihim bima kanu yaksibun. Bu qiyomat kunida og'izlarga muhr urib, oyoq qo'llarini gapirtirib qo'yamiz deb Alloh taolo. Insonni bir guvoh qilganligiga guvoh kerak bo'lsa, o'zini oyog'i qo'li guvohlik beradi. Shu qo'l shu oyoqni qilganimiz gunohmi? Va oltinchisi, qalbining ishida Allohdan qo'rqishlik kerak. Qalbidagi bo'lgan gunohlar, adovat, jinoyat, kibira, hasad musulmon bo'ladigan sifatlar. Mana shundan chiqarishlik bilan bo'ladi. Va yettinchisi, qilayotgan ibodatidan taqvo bo'lish kerak. Ibodatida qanaqa taqvo bo'lish? Ibodat o'zi taqvo emasmi? Ibodatidagi taqvosi qabul bo'larmikin degan xavotir bo'lishligi. Ya'ni shu qilayotgan ibodatimda riyo, shirk aralashib qolmayaptimi degan g'amda bo'lishligi. Biz namoz o'qib qo'ydik bo'ldi Allohga. Nima deymiz? Xudoga shukr, qarzingizni qutib oldingiz, hisobdan o'qib oling. Bu Alloh bo'ladi. Hali qabul qildimi uchun? Endi nima qoldi deymiz? Allohni qabul qilish qoldi deymiz. Qo'limizdan kelgancha qildik. Buni yettinchisi, ana shu qilayotgan ibodatingizda shirk aralashib qolmadimi uchun? Alloh qabul qildimi degan qo'rquvda bo'lishi insonni tamomiy taqvoda bo'lishi kerak deydi. Bu harom emas, savob ishi shunda tashlanyapti. Birinchisi tilini, ikkinchisi qornini, uchinchisi ko'zini, qo'lini, oyog'ini, qalbini va qilgan amalini ustida taqvo qilishlik ana shu Alloh taolo aytgan taqvo hisoblanadi. Wal akhirata 'inda rabbika lilmuttaqin. Oxirat payg'ambarlarning huzurida kim uchun tayinlangan? Taqvodorlar uchun. Innama taqabbalallohu minal muttaqin. Alloh faqat taqvodorlardan qabul qilaman degan amalda. Aslida shular namoz o'qigan uchun nima deyapti? Taqvo qilgan uchun deyapti. Xudoga salom qavmini da'vat qildi, lekin qavm osiy bo'ldi. Yaxshiki, seni bizni olihalarimizni so'kkanligi uchun ba'zi olihalarimiz seni yomonlik bilan qo'lini tegizib qo'yibdi. Shunda Xudo alayhi salom aytdi, guvoh bo'linglar. Va men ham guvohman. Alloh guvoh, men sizlarga qilayotgan shirklardan pokman dedi. Va qala al-mala'u min qawmihi alladhina kafaru wa kazzabu bi liqa'i al-akhirati atrafnahum fi al-hayati ad-dunya ma hadha illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. O'zini qavmini, malolari, shunday kishilardagi kofir bo'lishdi, osiy bo'lishdi. Yolg'onchi qilishdi oxirat kunida. Ikkinchi bo'lib, hayotda dunyoda atrofini oxim deyapti. Ne'matlantirib qo'ygandik ular deydi. Qonni qursog'ini to'g'ri qilib qo'ygandik. Bu xud bizga o'xshagan odam. Bizni ekan atanyapti, biz ichi ekan atan ishlayapti. Agar mana shuni itoat qiladigan bo'lsalar, agar sizlar ziyonkor bo'lasizlar.
Axir bu sizlar o'lib turib o'tganingizdan keyin qayta tirilasizlar deb va'da qilyapsizmi? Hayhata hayhata limatwarun. Oho, uzoq bu narsa yaxshi. Faqat mana shu hayotimizdan boshqa hayot yo'q. O'lamiz va tirilamiz, qayta biz tirilamiz. O'lamiz, yashaymiz, qayta hayot bo'lamiz deb aytadi. Oxiri xud alayhissalom bilan gapining oxiri shu bo'ldiki, "Qalu sawa'un alayna awa afta an nantakum min al-wa'izin." Da'va bir odam menga bu gapni kerakmas. Meni tinch qo'y, demagicha bir odamga nasihat qilinaveradi. Qachonki shu gapni gapirgandan keyin bu odamdan soqit qilinadi. Endi bu degani o'shaga bo'yicha qahrish kerakkan degani emas. Zerikish kerak emas maqsad. Maqsad shu odamni to'g'ri yo'lga olib kelish bo'lsa, Alloh taolodagidek, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawizati hasana." Parvardigoriga diniga hikmat bilan deyapti. Va chiroyli mavza bilan da'vat qiling. Alloh da'vatni qana qilishiga o'rgatyapti. Shah darsinda sen namoz o'qimasang, sen qana qasan. Sen namoz o'qimasang, sen hajiga borasanga ro'zining qabul bo'lmaydi, deb bo'lmasa ham. Chunki haj alohida ibodat, roza alohida ibodat, namoz alohida ibodat. Shuncha hikmat bilan deyapti Alloh taolo, birodarlar, shuni e'tibor beraylik. Hikmat bilan qatib qolgan mavzani yechishlik oson bo'lmaydi. Unga vaqt kerak bo'ladi, sabr kerak bo'ladi, hikmat kerak bo'ladi. Rost maqsad shu maydon yechish bo'ladigan bo'lsa, nima kerak? Sindirib yuborib otaroq undan ko'ra. Sindirib qo'yaylik. Qavm aytdi, "Ey Hud, sen bizga nasihat qilasanmi, qilmaysanmi? Biz senga itoat qilmaymiz. Bu Allohdan xat kelgan gap, biz hech qachon azoblanmaymiz." O'zini qavmidan nomid bo'ldi. Shunda Hud alayhissalom duo qildi. Qala, sizlarga qala robbi usurni bima kazzabun, qala anna qalil la yusbihunna nadimin. Aytdi Hud, "Parvardigora, menga ular yolg'onchi qilganligi sababli, meni yolg'onchi qilganligi uchun menga o'zing yordam ber" dedi. Payg'ambarlarning duosi ijobat. Har birta payg'ambardan shu ijobat bo'lgan duosi bo'lgan. Nuh alayhissalom nima qildi? Cho'chiyordi Muhammad. "Ezi yordam berdi, Allohga qo'ydim" dedi. Alloh taolosi, "Amma qolil, ozgina muhlat bor, nadomatchilik uchlardan bo'lib qoladi." Ot qabul Alloh taolo bu ulug' payg'ambarini yolg'onchi qilgan uchun qanday azobladi? Tarixda misli ko'rilmagan shamol bilan azobladi. "Vala ya'lam junuda robbika illahu", Alloh taolo rahmat qiladi. Robbini qanaqa qo'shini borligini faqat o'zi biladi. Shunday emasmi? Biz ichayotgan shu bir jonimizga yaqin bo'lgan suv biz uchun ajal bo'lishi mumkinmi? Biz uchun joy yumshoq bo'lib ko'zimizga chiroyli zinat bo'lib ko'ringan mashinamiz bizga dushman bo'lishi mumkinmi? Bizni qiynalatar ustida olib yurgan yer qiynalatar bo'lib ketyapmiz akalar. Bizni ustimizga yog'ayotgan yomg'ir ozgina ko'payib ketsa nima uchun yaxshi bilamizmi? Nimaga Alloh intizo qilmaydi? Odamlar. Ot qavmini Alloh balolamoqchi bo'ldi va bu qavmga yomg'irni to'xtatib qo'ydi. Quvosini boshladi. Ekinchi, meva-chi va qo'y-qo'zi hayvonlar hammasi o'ldi. Yomg'ir kutishni boshlashdi. Kunlardan birida Alloh taolo mana shu qavmni vayron qilishiga bo'ladigan kunda uzoqdan bir qora bulut ko'rindi. Ular xursand bo'lishdi. Mana uzoq kutilgan yomg'ir keladi dedi. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم قشان يقول لك كرم كمان فايتة أجشت أنا كم يبتة ما نشو نفسه بزجي ينغر يغضر أبي بيجان ده الله يبتة بل كي بنا فى سلاش فشتر يان عذاب در من ده ألم يعذاب بار سلاش يان تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين Parvardigorning buyrug'i bilan har bitta narsani bayron qiladi bu shamol. Va o'zlarining maskanlaridan boshqa narsani ko'p. Uyga qochishdan boshqa narsani yarashmay qoldi, bilmagan qoldi. Mujrim bo'lgan xalqni mana shunday balolaymiz. Bu shamol ularning uzlarini, uylarini, ekinlarini, hayvonlarini hammasini bayron qildi. Bu sifat, bu shamol sifatini Alloh aytadi: "Va fi adin idarsalna alayhi al-rihal aqim, ma tazaru min shay'in atat alayhi illa ja'alat karramin."
Bu şamaşırı bölgesi neler var olursa cealakı çarramin. Ramin de kül ya da turpa altına ne de. Kül kılıp turpa alıp çeşitleşedir. Neler bir işler nedir bunlar? Bizden göre küçük var, bizden göre küçük bırak kim götürüp özler için hafif aşıyan bulundu. Allah etti, ahlılarını oradan bırakırken paralardıklar, onlardan küçük yere bak yani gelin, bilişiydi mi? Yani şu Allah'ın etten çıkarıp koymadın mı başlamakken buna sen? Kezzebat adun fekeyfe kâne azâbi ve nuzur inna arsallâ aleyhim rîhan sarsaran fî cevmi nahkîn mutten müstemir tenzîun nâ feke ennehum acâzu nahkîn munkayir fekeyfe kâne azâbi ve nuzur. Az kaldı, peygamberin yoldan çıkıldı. Mine ayaklandırışın, mine azabın kandır olur diyor Allah. Elbette bu kadarca sarsar şamalını nahkî yamanlığı davamlı dedenken yubadık. İnsanlar da kuttu tamırıdan üzülgen kurma baraktı dedik. Sokulup geçerdi dedi. Bu şu kadar boran dedi ki adamlar bu tane şu sokulularına kurma darak diye uşak kalıştı. Ularının cisimlerine imkan edecek aramasından şamalı çünkü kötü aradı da havada bir aramda yerde bir uygan da atarak çıkıp geçer aradı. Kalla kızılıp geçer, çaşılıp geçer aradı. Allah da Allah'ın kudretini aldı da 300 metre boyan diyen boyu. Kolundaki kurala sahası Osmanlı'ya çıkan bölgenler Allah da Allah'ın huzuruyla bu işine tekerzi miydi? Çünkü dedik, وَلَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَبِّكِ اِلَّهُ Parvazgarının kanaka koşunu bulmadı da fakat özü buladı. Ne ya, ilk günde oldu, şamal doldu. Bana keçe yağmur yağdı. Kançeri acizi gibi, kançeri mağdağını gibi, şu sebebi olardı. لَا اِلَّهِ اِلَّا اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ اِلَّا بِاللّٰهِ diyeceğim, boş kanatı yaramaya kaldık. Ben de nasıl mı? Zihkanın ecelli ağrımızın var, bu öyleydi de. Yüreğini nasıl yaparlardı? وَأَمَّا عَادٌ فَأَخْلَكُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ فَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ خُصُومًا فَطَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ حَقَّتْ رَسَائِلَهُ بُشْمَر بِصَاد بُنَادَ إِكْسَاد بُنَادَ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ يَتْكِجِ حَتْ كُنْدُزِ خُصُومًا أي كِجِلَ بَوَلَ حَتْ كِجِلَ حَتْ إِكْسَاد وَقَنُ مُلَادَ بِحَتْ وَقَنُ مُلَادَ بُشْمَر بُرَادَ Adamı kadar geldi ülkende, ülkenin kur kıtasından şamal, yedi keçeyi sekiz gün üzerinde. Fahal taralakum min bakıya diye Allah. Bura nasıl oldu mu var galiba? Yani bir kızgalı cevabı ki, şu bala çeken payette Hud aleyhisselam ve Mumurlar bir ülke oturuşken edin. Şamal onun ünlü paçaladı, bunun ünlü paçaladı, Hud aleyhisselam getirgeni yok. Yani Allah da Allah'ı büyüdü buradan bu ziyanada bu şamal. Bu yapması yapacakken yok. Nuh'un hudni, onun bilen birine bilen kimselerini biz özümüze rahmetimiz bilen karı kaldık ve yalgançı bulken biz ayetlerimiz inkar edenlerdi ahirini keştik Allah Ta'ala. Bana Allah illam yuhlak mislu hafil bilad diye Allah Ta'ala. Ülkelerde içi de, halklar içi de buna da kat katip yaranmadı diye Allah Ta'ala. Bana şimdi yokluk taşıdı. Alt kanıdan sonra ulamadan ekledi, buna da kat zisimli adamlar yaralmadan ekledi. Keş, teza şükretin eken. Kulasa neydik? Allah Teala nimetli deri olarken, şükür kısa ziyade kılama derken, insan haddinden aşken payıttı, Allah Teala şimdi balasının azabını deri koyardı. Bizde nimet var mı? Var. Biz şükür kılıyorsunuz mu? Şükür kılıçlığını zeyn buradırlar. Allah tavsiye verirse buradır. Şükür kılıçlayacağım, Allah layık kılıyken ben de kılıyorum buna sen. Niyetinin buna etsene bozulmaz. Allah'dan şükür kılıyacağım, bendelerden kılıçlayı söyledi. Peygamberler söyleyeceğim, niye şakir bendelerinden kılıyım. Allah Teala nimetini şükür kılıyacağından kılıyım olsun. Az kavminin intihası şu oldu. Mevlular, bana şöyle kâh, gayran bulunan halktan ki, şöyle bir müddet yaşaştı. Hud aleyhisselam vefat etti ve hadramat kökürmüldü. Tarihte şimdi haklar da yönetken. Biz bizdeki iman ve nimeti kadını bölüş için tarihte bilmezken biz bugün günümüzü kabul etmeyemiz. İnşallah kendi sıfatımızda Salih Aleyhisselam'ın kıssasını yaklaşamış. Kavimler özleri talep eden mucize, özleri talep eden, özleri haklı eden sıfatlı gibi olan mucizeni sorup
turgan paytda Alloh berganda ham iymon keltirmadi qavmlar. Balki so'y deb qo'yishi bu mo'jizani. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo mana aytilgan mo'jizalarga amal qilish hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Qilayotgan amallarimizni Alloh taolo bir ixlos qilsin. Chunki ixlos bo'lmasa amallarga Alloh taolo qarab qo'ymaydi. بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه انك انت علام الغيوب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اكرمنا